Soma maden faciasının ardından 301 işçinin hayatını kaybettiği facianın ardından Soma'ya giden ve bir madenciyi yerde tekmeleyen Yusuf Yerkel yeniden Türkiye'nin gündeminde ve bu sefer aynı zamanda Almanya'nın da gündeminde. Çünkü Frankfurt'a ticari ataşe olarak atandı Yusuf Yerkel, ancak onun atanmasına yönelik tepkiler dinmiyor. Cuma günü Frankfurt'ta konsolosluk önünde eylem yapıldı ve Yusuf Yerkel'in istenmeyen adam ilan edilmesi istendi. Und mehr als 2700 Vereine, Medien und Bildungseinrichtungen wurden geschlossen. Burası Almanya'nın Frankfurt şehri. Soma'da bir maden işçisini tekmeleyen Yusuf Yerkel'in ticari ataşe olarak atandığı kent. Soğuk havaya rağmen çok sayıda kişi Frankfurt Başkonsolosluğu'nun önüne gitti. Und auch nach dem Ausnahmezustand hat Erdogan weitreichende Befugnisse. Protestocular istenmeyen adam, Persona non grata, Yusuf Yerkel'i istemiyoruz pankartları taşıdı. Yusuf Yerkel Frankfurt'u terk et sloganları attı. Eyleme Alman Sendikalar Birliği, CHP, Alevi örgütleri ve sol grupların yanı sıra Alman partileri SPD, Yeşiller ve Sol Parti temsilcileri katıldı. Eylemde Soma maden faciasında hayatını kaybedenler anıldı. Konuşmacılar bu atamanın Türk-Alman ilişkilerine zarar vereceğini savundu. Atamanın iki ülke arasındaki dostluğa hizmet etmediğini söyledi. Konuşmalardan sonra konsolosluk önüne çelenk konuldu. Eyleme Alman medyası da büyük ilgi gösterdi. Eylemi çok sayıda basın mensubu takip etti. Almanya'da tepki büyük Yusuf Yerkel'e karşı. Şimdi Almanya'nın başkenti Berlin'e uzanalım. Gazeteci Metin Yılmaz Skype attığımızda. Metin Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, Almanya'nın başkenti Berlin'den bu defa parlamento arkamızdaki tarihi parlamento binasının önünden hepinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Evet, ilk günden oldukça yoğun. Evet, Yusuf Yerkel olayı çok konuşuluyor. Almanya'da da Türkiye'de konuşulduğu kadar. Öncelikle onun ataşe olarak atanmasının açıklandığı günlere gidelim istiyorum. Türk toplumu nasıl karşıladı bu haberi? Efendim, Almanya'nın Frankfurt kenti, özellikle tüm Avrupa'yı tırnak içerisinde alarak söylüyorum, finansal bakımdan yöneten bir yer olması hasebiyle oldukça önemli bir yer, önemli bir mevki. Tam da oraya Sayın Yerkel'in atanması, hem de ticari ataşe olarak atanması gerçekten olağanüstü tepkilere sebebiyet verdi. Biz bunların bu kadar olacağını da esasında gazeteci olarak da beklemiyorduk. Hemen başından ilk açıklamayı yapan Sayın İsmail Tipioğlu, CDU yani Hristiyan Demokrat Parti'den bir açıklama geldi. Kendi Twitter hesabından açıklama yaptı. Arkasından Saadet Sönmez, Linkelerden yani Sol Parti'den bir açıklama geldi. Arslan Gölbaşı yine Yeşiller Partisi'nden ve tabii ki SPD yani Sosyal Demokrat Parti'den Turgut Yüksel'den çok yüksek frekansta bir tabii ki açıklama geldi. Haklı bir açıklamaydı tabii ki. Özellikle Alman Sendikalar Birliği'nden daha duyulur duyulmaz bu kişinin, Sayın Yerkel'in buraya atandığına dair açıklama yapıldığı andan itibaren Alman Sendikalar Birliği yani tabir yerinde olacaksa ayağa kalktı diyebiliriz. Yani böyle bir insanın buraya gelmesi, hem de ticari ilişkileri yönlendirecek olması oldukça tepkiye sebebiyet verdi. Ve gördüğünüz gibi görüntülerde de siz yayınlıyorsunuz. 200'den fazla dernek ve federasyon, konfederasyonlar maalesef Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Büyükelçiliği'nin önünde eylemlerini yaptılar. Şimdi kamuoyunda bazen yanlış haberler de yer alabiliyor konuyla ilgili, onu da düzeltelim isterim. Ticari ataşe olarak atandığı için Yusuf Yerkel ve bildiğimiz kadarıyla Almanya'da işlediği bir suç olmadığı için Alman hükümetinin onu istenmeyen insan veya istenmeyen adam ilan etme durumu yok. Ancak Almanya'daki bu tepkilerin başka sonuçları olabilir, belki de oraya da geliriz. Şunu da sormak istiyorum, Alman basını ve Alman medyasının da Frankfurt'ta konsolosluk önündeki eyleme yoğun ilgisi olduğunu biliyoruz. Bize de yapılan bağlantılarda değerli gazeteciler bu konuyu anlattılar. Gerçekten de nasıl ilgi gösteriyor, nasıl bir yer buldu Alman medyasında Yerkel'in atanması? Efendim, özellikle Frankfurter Allgemeine, yani gerçekten Almanya'nın en ünlü gazetelerinden bir tanesidir. Frankfurter Rundschau, Taz ve diğer gazeteler ve televizyonlar oldukça yoğun ilgi gösterdiler. Mesela bir başlıkla girelim buraya. Prezident Erdoğan diye girmiş. Yani Başkan Erdoğan bu almış olduğu kararla
yorumları böyle yapıyorlar. Bu almış oldukları kararla toplumumuzu dinamitlemiştir açıklamasına başlığıyla girmiş mesela. Alevi Kültür Dernekleri Federasyonu ve diğerlerinin yayınladıkları bildirgelere yer vermiş Frankfurter Allgemeine. Aynı şekilde Frankfurter Rundschau'da Yerkil olayına yer vermiş ve sivil toplum kuruluşlarının açıklamalarına, özellikle Yeşiller, CDU, Hristiyan Demokratlar, bir tek açıklama yapmayan parti FDP, yani Liberal Demokratlar, onların bir açıklaması yok. Ancak tüm Alman medyasında, gazetelerinde bu konu yoğunlukla işleniyor. Peki, Yusuf Yerkel'in Frankfurt'a atanacağı kesinleşti. Aksi bir durum görünmüyor. Peki Frankfurt'a geldiği zaman bu eylemler sürece benziyor mu Metin Bey? Cuma günkü eylemlere bakarsak, Cuma günkü eylemcilerin başındaki isimlere bakalım. Mesela Alevi Federasyonları, TGD, yani Türk Cemaati, Almanya çapında örgütlenmiş bir örgüttür mesela. Onun haricinde Hristiyan Demokratlar diğer partilerle yaptığımız telefon görüşmelerinde bunun büyük bir ihtimalle süreceğini dile getirdiler. Ancak tabii ki süreç nasıl olacak onu da bilmiyorum. Siz doğru tarif ettiniz. Sayın Yerken'in Almanya'da işlediği bir suç yok. O sebeple istenmeyen kişi diye bir şey de yok. Yani böyle bir istek de yok Almanya siyaset açısından. Şimdi Almanya'da hükümet değişti. 16 yıllık Angela Merkel dönemi sona erdi. Olaf Scholz'un ve Sosyal Demokratların başında olduğu koalisyon, Hür Demokratlar ve Yeşillerin olduğu koalisyon göreve başladı. Geçenlerde bir arkadaşım sordu bana, ya Almanya'da iktidar değişti ama çok fark eden bir şey yok mu? Biz mi kaçırdık diye biraz Almanya siyasetini de konuşalım sizle istiyorum. Gerçekten de çok uzaktan bakan kişiler için çok değişen bir şey yokmuş gibi görünüyor Metin Bey. Geçenlerdeki canlı yayınımızda da evet bunu dile getirmiştik. Doğru, pek değişen bir şey olmadı, olmayacak. Çünkü Sayın Merkel'in gerçekten çok tutarlı bir çizgisi vardı. Bütün krizleri büyük bir başarıyla atlatmayı da başarmıştı. Şimdi tabirinde olacaksa onun mirasının üzerine SPD ağırlıklı bir koalisyon hükümeti geldi. Ancak şimdi ülkeler arasındaki ilişkilere bakarsak, özellikle Rusya ile olan ilişkilere bakarsak, oradan başlayalım. Hiçbir değişiklik olmayacağına kanaat getiriyoruz. Türkiye ile ilişkilerini sorduğumuz zaman Sayın Scholz'a gerçekten çok yuvarlak ve muallak cevaplar verdiğine şahit olduk. Bu da bize şunu gösteriyor. Türkiye ile ilişkiler Merkel dönemindeki olduğu şekliyle devam edecek gibi görünüyor. Bunun da yüzdesini aşağı yukarı %90-95 olarak verebiliriz. Ancak bazı duyarlılıkları var tabii ki Almanya'nın ve sayın şu andaki göreve gelmiş olan başbakanın. Ama bu duyarlılıklar biliyorsunuz ülkelerin kendi aralarındaki çıkarları söz konusu olduğunda bazı şeyler için susuyor her iki tarafta veyahut da diğer ilgililer. Ancak görünen o ki dediğim gibi pek bir şey değişmeyecek. Sadece şu anda bütün öncelik korona ve koronavirüsle ilgili tedbirlere dayalı bir şekilde ilerliyor. Ülkeler arasındaki şeyleri de, ilişkileri de daha sonra göreceğiz. Ama pek bir değişiklik olmuyor. Peki, Metin Bey, siz bulmuşken koronavirüs konusunda konuşalım. Nasıl şu an durum Almanya'da? Omikron'un da yayılmasıyla etkisini arttırdı mı koronavirüs? Bazı bölgelerde kırmızı alarmlar veriliyor. Şu anda iki aşı yetmiyor, üçüncü aşıyı mecbur tuttular. Maskeyle gezmek tamamen zorunlu. Özellikle kamu alanlarında, toplu taşıma araçlarında oldukça büyük cezalar geliyor bu kurallara uymayanlara. Üçüncü aşı olmak zorunda artık. Bunun zorunluluğu giderek ön plana çıkıyor. Şu anda iki aşılı olanlar maske takmak zorundalar ve herhangi bir restoranta falan girmek zorunda kaldıklarını veya ihtiyaçları olduğunda bir de PCR testi yapmak zorundalar ya da hızlı test yaptırmak zorundalar. Bunu belgelemek zorundalar. Artık aşı kimlikleri dediğimiz, yani kağıt üzerine basılı kimlikler de kabul edilmiyor. Ne zamandan beri derseniz, geçen cumartesiden bu yana artık dijital bir pasaportunuz olması gerekiyor. O dijital pasaport hepsi işleniyor. Girişlerde sadece onlar kabul ediliyor. İstersen istediğiniz kadar elimizde aşı pasaportu var deyin. Bunlar kabul edilmiyor. Okulların tekrar kapatılması belki gündeme getirilecek. Ama tamamen kapatma diye bir şey söz konusu değil. Kısmi tedbirler alınacak. Tedbirler daha da
en üst düzeye çıkarılacak onlar görülüyor. Metin Yılmaz çok da...